Benim Rıfat efendim. Bey, Doğru Yol Partisi'nin milletvekili, eski bakanı, bugün belki Türkiye'nin en derin adamlarından biri olarak görülen Mehmet Ağar da geçmişte sizin partinin bir neferi, bir üyesi, bir yetkilisi, bir milletvekili, bir bakanı değil mi? Doğrudur, doğrudur. Biz niye ayrıldık Doğru Yol Partisi'nden? Biz niye ayrıldık Doğru Yol Partisi'nden o zaman milletvekilleri? Bu sebepten ayrıldık. Mehmet Ağar bir tane sebeptir. Ondan büyük sebep Tansu Çiller'dir. Ondan büyük sebep milli görüşü başbakan yapmaktır Atatürk Türkiye'sinde, Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bunların hepsi partinin zabıtlarında var. Saatlerce anlattık bunları biz bu Tansu Çiller'e de, diğerlerine de. Mehmet Ağar filan o zaman önemli bir şey, bir figür değildi ki. Sadece Tansu Çiller'in ve kendi aklındaki çevresiyle gizli işler yapmaya çalışan bir adamdı. Sonra Susurluk olayı oldu, patladı biliyorsunuz. Mehmet Ağar ayrıldı. Kimdi başbakan? Tansu Çiller. Yerine kim geldi? Mehmet Ağar'ın pisliklerini temizlemek için Meral Akşener geldi. Meral Akşener geçen gün beyanında öyle bir şey söyledi ki aklım durdu benim. Ben Teoman Koman'ın öğrencisiydim dedi. Ya gerçekten o çok önemli. Onu kime karşı söyledi? Ve bir şey daha söyleyeyim. Teoman Koman deyince 28 Şubat aklımıza geliyor. Ve Meral Evet. Akşener o tarihten beri 28 Şubat'a karşı en amansız mücadele eden siyasetçi Evet. olarak, Evet. İçişleri Tam bir Bakanı olarak kendini söylüyor. Neden bu cümleyi kullandı? Çok merak ediyorum. Yani onu tarihi herhalde mutlaka bunun bir arka açılımı vardır diye düşünüyorum. var. Var efendim, onu arz edeyim size ben. Ona söyletmiştir onu Mehmet abisi. Onu Mehmet abisi onu söyletmiştir. Parti içindeki bu para işlerini karıştıran adamları tehdit etmek için de, dolaylı olarak tehdit etmek için de bu laflar söylenmiştir. Çok Yani iddialı, çok iddialı bir söz söylüyorsunuz gel. ben Mehmet çok Ağar'la iddialı bir ilişkili söz olduğunu söylüyorsunuz söylüyorum. Meral Akşener'in. Abisidir. Yani o korur onu. O korur. Bugün Mehmet Ağar'ın halledemeyeceği bir iş yok ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Yani ne isterse yapabilir. Beni hemen de hapsettirebilir. Suikast tertip ettirebilir. Her şeyi yapabilir. Her şeyi yapabilir. Elimizi öpen adam bunlar. Yanımızda ceketini ilikleyip esas duruşta duran adamlar şimdi kral olmuş. Yani bunların yapamayacağı bir şey yok ki. Bunların yapamayacağı hiçbir şey yok. Bakın Teoman Koman olayını benim üstüme gelmeyin diyor. Ben devletin adamıyım demek istiyor hala. Ayrıca bir şey oluyor. MİT'e sordum diyor. MİT bana bilgi verdi diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde böyle bir olay olmaz. Bakan olursunuz, bakanlık görevden alınır veya göreviniz biter veya istifa edersiniz, bakanlık da biter. Siz ömür boyu İçişleri Bakanı mısınız? MİT size bilgi versin. MİT kimseye bilgi Bunu vermez. MİT çok ilginç bir şekilde parti kurucular üyesi, CİK üyesi ve daha sonra İstanbul İl Başkanı, şimdi milletvekili olan Buğra Kavuncu için de söyledi. MİT'e sordum, herhangi bir olayı yoktu dedi. evet. MİT'e, onun MİT'i Fethullah Gülen'dir. Oraya sormuştur onu. Yani tehdit ediyor aklı sıra. Şimdi siz o kadar güzel söylediniz ki Ali Bey, bugünkü genç nesil bunu bilmiyor. 28 Şubat'ta alınan kararlara baksınlar. Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlara bakın. 28 Şubat'taki alınan kararları bugün mumla arar hale geldi Türkiye Cumhuriyeti. Hem devleti hem milleti. Uygulamalarda sıkıntı vardı. Uygulamaları da yapan Meral Akşener'di. Meral Akşener ve rahmetli Şevket Kazan, Adalet Bakanıydı o, İçişleri Ama çok kısa Bakanıydı. bir dönem o dönemde. 7-8 ay gibi bir süre herhalde. 28 Şubat o Evet. kadar tam sürdü. Evet, ama uygulamalar için defalarca yönetmelik çıkaran kişidir Meral Akşener. Yani siz 28 Şubat'a 1000 yıl karşısınız. sürecekti biliyorsunuz. Efendim? 1000 yıl sürecekti 28 Şubat. 28 Şubat'ın siz alınan kara o söyleyen ne diyorum ben onlara? Tribün paşaları var. Onlar istediklerini söylesinler. Onlar kendilerini koruyamamışlar. Yok, bunların işi filan değil o. Yani bunlar devlet adamının işidir. Devlet adamlarının işidir bunlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. 28 Şubat için davacı şikayetçi oldu Meral Akşener.
öğrencisiysen, öğrencisiysen 28 Şubat'tan adam mahkum oldu. Adam bir sene içeride kaldı. Çıkar çıkmaz da vefat etti içeride gördüğü muameleden dolayı. Sen Teoman Kaman'ın cenazesine gitmedin ki. Sen Teoman Kaman'ın nasıl öğrencisi oluyorsun ki Teoman Kaman'ın komutanlarını hakkında 28 Şubat hakkında davacı oluyorsun. Yetmiyor. Fatih, Teoman Kaman'ın eğer talebesiyse Meral Akşener, iki şey aklıma geliyor. Teoman Kaman eski MİT müsteşarı, o zaman Meral Hanım MİT elemanı. Eski jandarma genel komutanı, o zaman Meral Akşener JITEM üyesi. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor. Onları da soralım kendisine. Talebe olmayınca öyle geliyor aklıma. Başka hiçbir şey gelmiyor. Tabii başka ne diyecek? Onu sormak lazım. Sonra böyle rezillik olur mu? Ben MİT'e sordum. MİT senin özel kalemin mi? Böyle şey olabilir mi? Asla olmaz. Ben iki defa bakanlık yaptım. Bakanlığım bittiği an birinde istifa ettim zaten. Birinde görev süremiz bitti. Hükümet değişti. Ben bir defa daha o bakanlıklara gitmedim. Bakın yemin ediyorum birer defa gitmedim daha. Ne işim var benim? Bitti bakanlığın ki senin. Bana da şimdi sayın bakanım, sayın bakanım. Ya ne sayın bakanı kardeşim? Bitti. Millet de çok seviyor onu söylemeyi. Yapışıyor kalıyor üstüne. Ama böyle şey olmaz. Hiçbir devlet dairesine bir eski bakan talimat verebilir mi? Böyle şey olur mu? O zaman sizin kendi seçilme şansınıza, siyasete, demokrasiye hiçbir saygınız yok demektir. Bunlar tabii sıkıntılar.